Herkese selamlar dostlar. 27 Ekim 2023 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle gönderdiğiniz beğeniler için çok teşekkürler arkadaşlar. Değil aynı şekilde bu videoda da artı 300'ün üstünde bir beğeni bekliyorum. Beğeniler için şimdiden çok teşekkürler. Direkt başlayalım. Arkadaşlar katı telegram gruplarımız yenilendi. Cuma günü olduğu için söylüyorum size bunları. Ekim ayı katı telegram gruplarımız kapattık. Kasım ayı Telegram gruplarımızı açtık. Sizlere söyleyeyim hatta videoyu izleyenler de oluyor üyelerimizden. Katı Telegram gruplarımız yenilendi. Topluluk kısmında linkler yayında. Instagram'dan IBAN üzerinden gel gelenler ve gelmek isteyenler de Instagram'dan benimle iletişime geçebilirler. Instagram adresimiz Kangal Bey zaten biliyorsunuz. Bunun da bilgisini verelim sizlere. Bir adet maç yarışmamız var. Bu maç yarışmamızda Crystal Palace ile Tottenham. Maç skoru ne olur? Tottenham'ın bir yerden patlak vermesini bekliyorum. Şu an Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor bir yerden patlak vermesi bekleniyor. Ama birazdan anlatacağım zaten. Ona göre de bir tercih yapacağım. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Daha önce yapmış olduğumuz Galatasaray Bayern Münih maçını kazanan arkadaşımız Konstantin isimli arkadaşımız. Paris maçını kazanan arkadaşımız da Fahrettin Balta. Alta yazmışız da Balta olacak. Tebrikler. Bana Instagram üzerinden ulaşabilirler. Instagram adresimiz ekranda zaten. Kangal Bey olarak da benimle buradan doğrudan iletişime geçebilirler. Her türlü iletişim sizler de buradan. Gruplara gelmek isteyenler sorusu olan herkes buradan. Benimle doğrudan iletişime geçebilirler. Şöyle salı günü 3 tane yüksek misli verdik. Ondan bahsedelim. Bu 3 tane yüksek misli de tertemiz kazandı. Soldan başlayalım. Öncelikle 1700 misli verdim. Galatasaray Bayern Münih mücadelesinde 1.32 gibi oranı vardı. Dedim ki 2.5 üst. Avrupa'da bunun oranı 1.45 gibi oranı vardı zaten. Mücadelede bence 3 gol sesinin gelmesini bekliyordum. 4 gol geldi zaten. Skorum da geldi bu arada. 3-1 skor verdim videoda size bahsedirken. 1700 misli verdim. içeride. Napoli'nin herhangi bir yeri kazanır. Ortadaki yüksek misiniz 500 TL önerdim. Napoli herhangi bir yeri kazanır dedim. İkinci yarı zaten doğrudan kazanarken de maçı kazanmasını bildi. Yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman da ona da 500 TL verdim. Inter maçında genel 2 gol. Bayern Münih maçında ilk yarı gol. Real Madrid'in de kaybetmesini 1.66 gibi oranlarla 500 misli ona verdim. O da geldi. Yüksek misli bu şekilde 3'te 3 oldu. Burada bir kasa yönetimi yaptığımız için misleri de oradan biz öneriyoruz. Zaten ayrıca yani nedir bu kasanın durumu? Sen kasa öneriyorsun da kasa ne durumda? Diye soranlar da arkadaşlar şu an Ekim ayının sonuna geldik. Son kez Perşembe günü yüksek misli yaptık. Ve 7682 TL şu an kasa durumu mevcut. Onunla da bilgisini sizlere verelim. Şu an yüksek misli Ekim ayının başından beri olan arkadaşlarımız kasasına sadece benim söylediğim tercihleri oynayarak da 7682 TL net bir kar koydu kasasına. Bunun da bilgisini sizlere verelim. Ana kombinemiz salı günü ve tekrardan kazandı. Bayern Münih maçına, üst de 2 gol atanıydı. Hatta dedim ki yani neden oranı 1.82'de ne kalıyordu. Ona göre isterseniz bir maçta ekleyin ama gelecek diye düşünüyorum diyerekten de ana kombinimizde kazanmasını bildi. Canlı olarak zaten gruplarımıza 7-24 ilerliyoruz ki şu son dönemde inanılmaz canlı performansımız var. Umarım aynı şekilde devam ederekten de devam edelim diyerekten de ve herkes açık Telegram kanalımızda yorumlarda ve açıklama kısmında mevcut. Oraya da zaten ideal ve yüksek oranlı tercihler ara ara attığımızı biliyorsunuz. Oradan katılarak da, da bizlere destek verebilirsiniz. İlk mücadelemizle başlayalım. Fürtle Osta Birlik mücadelesi sizlerden ricam beğenilerdir arkadaşlar. Şöyle artı 300'ün üstünde beğeni bekliyorum sizlerden. Geçen hafta Hamburg maçını izledim Fürd'ün. 2-0 mağlup oldu. Ama gerçekten inanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Yani Fürt takımın deplasmanda olmasına kaynaklı. Gerçekten çok fazla pozisyon kaçırdı. Ve Hamburg'a karşı da iyi bir oyun sergiledi. Deplasmanda olmasına rağmen şu an kendi evinde. Onu izledikten sonra Cuma günü baktım. Bülteni var hop aldım. Costa Bülük'ün zaten deplasman performansı çok iyi değil. Burada Fürt'ün yanında olacağım. Ben diyorum ki idealden burada Fürt'ün atacağı 2 gol çok güzel oranı var. Hemen gösterelim. Ev sahibi 1,5 üstü oranı 1,45 gibi oranı var. Ben burada fırtına tarafından 2 tane gol bekliyorum. Ev sahibi 1,5 üstü aldım. He biraz daha yüksek oran ne yapabiliriz? Sisteme atabileceğimiz veya daha yüksek oranlı 2,5 üstüne bir geçebilir. Mücadele beklendiği gibi geçerse 2,11 gibi orandan da 2,5 üstüne 1 de olabilir. Ben zaten fırtına tarafından 2 gol bekliyorum. Ha, bir gol daha gelsin ya deplasmandan ya ev sahibinden üst olsun 2,5 üstüne 1 olsun 2,11 de bunun oranı var. Kasımpaşa maçı değil Hatay maçını alacaktık. Şu Kasımpaşa maçını çıkartalım. Hatay maçıyla devam edelim. Hatay mücadelesi de şöyle bir mücadele olacağını düşünüyorum. Hatay zaten son maçta Fenerbahçe ile oynadı. 4 tane yedi 2 tane attı. Güzel 2 tane gol attı. Şimdi baktığımız zaman Kayserispor'un Spor'un oyunundan bahsedeyim ben sizlere. Recep Uçar'la birlikte arkadaşlar Kayseri Spor, İtalyan iki gibi, İtalyan iki gibi ekipleri gibi diyeyim ben sizlere oyunun temposuna yön veriyor. Genellikle olumlu yönde. Genellikle Kayseri'ye baktığımız zaman oyun temposunu yükselten bir takım olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şu son haftalardaki oynamış oyna, ol, oynamış olduğu maçlarda. Ben burada Hatay'la oynayacağı maçlarda güzel tempolu bir maç bekliyorum. Mücadelenin beklentisi 3-1'lik Hatay. Ben bilmiyorum öyle olur mu ama ben burada her iki takımın atacağı gollere yöneldim. İdealden her iki takımın atacağı gol KG var oranı 1.45 gibi oranı var. İdealden öneriyorum. Bence burada Hatay'da Kayseri'de gol bulacaktır. KG var idealden alabilirsiniz. Girona ile Vigo. Girona'nın son mücadelesini ben ideal kombineme almıştım. Dakika 20 2-0 geriye düşmüştü. Dakika 45 3-2 önde kapattı. 38-39 ve 42. dakikada attığı gollerle birlikte 3 tane gol atmasını bildi Girona. Gerçekten oynuyor takım. Yani oynamasa almayacağım. Gerçekten oynadığı için bu hafta da alıyorum. Celta oynuyor. Vigo'da kötü bir gidişat var son haftalarda. Ama oyun olarak da gerçekten belki hak etmediği mağlubiyetler ve beraberlikler de aldı. Hak ettiği galibiyetleri alamayan bir Celta Vigo vardı. Girona ile oynayacaklar. Ben yani burada Celta Vigo'nun biraz ön plana çıkarsa Girona'nın yine aynı şekilde 2 gol bulması buradan ideal tercihtir. 1.50 küsurlu oranı var zaten. 1.56 oranı var. Girona burada kendi evinde yine aynı şekilde 2 gol atabilir diye düşünüyorum. Yine mücadele fut mücadelesi gibi 2 gol ev sahibinden beklerken 2.5 üstünde bir de neden olmasın diyelim. Onun da oranı zaten 2.29 değerlendirecekler. Bunda Cirona'nın zaten 2 golünü bekliyoruz. Her bir gol de pasmandan bir gol ev sahibinden gelebilir. 2.5 üstte de birinin oranı 2.29 orandan burada Cirona'nın yanında olacağım. Crystal Palace'da Tottenham karşılaşması. Bu maçında maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Dostlar öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Tottenham oynuyor oynayan takımın yanına gitmek lazım. Bakın bir yerde patlayacak bu takımlar. İlla ki puan kaybedecek, illa rehavete girecek, illa bir şeyler olacak kaybedecekler. Fakat Tottenham tarafında özellikle birkaç eksik vardı. Bu, bu maçta eksikler geri dönüyor. Şöyle baktığımız zaman da Perisic olmayacak aynı şekilde. Solomon bu maçta olmayacak. Ama Bissouma'ydı sanırım kart cezalısı olan. O takıma geri dönüyor. Çok önemli bir isim. Madison, son devam edecekler bu takımda. Ben burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Yine maç sonu 2 alınabilir. Bak 1.60 gibi orandan yine Tottenham burada kazanabilir. Benim ya mücadelenin zaten beklentisi 2-0'lık Tottenham galibiyeti. Tekrardan kazanabilir. Maç sonu 2 alınabilir. Ama cuma günü bir sürprizle çıkma ihtimali var. Şöyle biraz bu MS 2'den ziyade biraz daha oranı riskleyelim. 4.5 altında 2 yaparsanız X0 oranlar 1.95 oran alırsınız arkadaşlar. Maç sonu 2 ve 4.5 alt yaparsanız alacağınız oran 1.95. Bir de sürprizden kaçmak için şöyle bir tercihte bulunabilirsiniz. Zaten bizim beklentimiz ne? 2-0'lık toplum galibiyeti. Mücadele genelinde olası bir sürprizden kaçmak için de toplam gol 2-3 gol aralığı alınabilir. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Asper'le Virtus Bologna mücadelesi. Şimdi Asper tarafında bir değişiklik oldu arkadaşlar. Parker ile yollar ayrıldı koçla birlikte. Çünkü Euroleague'de düz galibiyet alamayan bir teknik adamdı. Yollar ayrıldı. Yerine Postecchio geldi. Ee, şöyle söyleyeyim. Çılgın teknik direktör olarak bilinen bir ekip. Bologna takımında Şengelya, Hackett gibi isimlerle birlikte gerçekten iyi bir iş çıkartıyor. Son dönemde özellikle Euroleague'de de oynamış olduğu sonuç mücadeleyi de kazandı. Burada Asfel'in yeni koçuyla birlikte Çılgın Hoca'nın da burada biraz savunmadan ziyade hücuma da yön vereceğini düşünerekten de mücadelede 155.5 üst. Yani toplam sayı 156 sayı olur diyoruz. Şu şekilde 1.44 gibi oranı var. Bence Asfel mücadelesinde 156 sayıda çıkacaktır diye düşünüyoruz. Burada favori Bologna takımı ama Asfel yeni koçuyla birlikte ilk galibiyetiyle de tanışabilir. Ama biz burada genele gittik 156 sayı çıkabilir bunu baştan. Pana ile Baskonya mücadelesi. Pana'nın Pana tek sorunu şu. Şundan bahsedeyim. Galip de geliyorlar, mağlubiyet de oluyorlar. Fakat şundan kaynaklı çok ya yani takım sürekli birbirleriyle daha yeni oynuyor. Tüm takım yenilendi. O yüzden alışma süreci hala devam ediyor. Baskonya ile oynayacaklar. Baskonya son maçlarında mağlup oldu. Ben burada önerim şu yönde olacak. Baskonya takımının deplasmanda da olsa 10 sayı fark yemesini beklemiyorum. Baskonya takımı takım oyununu Pana'dan biraz daha iyi oynuyor. Pana'nın kadrosu daha kaliteli. Okey ama dediğim gibi takım oyunu ve takım içindeki uyum henüz daha oturmadı. Pana burada dep basmanda da olsa bence 10 sayı fark yemeyecektir diye düşünüyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Sizlerden ricam videoyu atışlarınız beğenilerdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Videoyu like atıp, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.